Versin. Maşallah. Dünya beşten büyüktür. Eyvallah. Eyvallah. Er veya geç, dünyanın beşten büyük olduğunu bugün anlamayanlar anlayacaklar. Hiç endişeniz olmasın. Güvenlik güçlerimiz Afrin'de arkasında kim olursa olsun, hangi eğitimle, hangi silahla teçhiz edilirse edilsin, bayrağı ve ezanı söz konusu olduğunda karşısına çıkanı nasıl yok ettiğini ortaya koydu. Eğer dünyada gerçekten insan hakları peşinde olan, gerçekten terörizme karşı samimi duruş sergileyen kim varsa, hangi kuruluş varsa, yürüttüğü mücadelede Türkiye'nin yanında olmak zorundadır. Şimdi buradan sesleniyorum. Ey NATO, neredesin? Bu kadar mücadele veriyoruz. NATO, Türkiye NATO'nun ülkesi değil mi? Neredesin? Afganistan'da hemen NATO üyesi ülkeleri oraya davet ettin. Peki Suriye'de? Suriye'de NATO üyesi olan ülkeler aslında kudretleri yetse kalkacaklar, onlar açık net karşımıza dikilecek. Fakat Türkiye'nin dik durduğunu görünce buna cüret edemiyorlar. Ama bizim isteğimiz şuydu. Afganistan'da çağırdın geldik. Somali'ye çağırdın geldik. Balkanlara çağırdın geldik. E şimdi de ben çağırıyorum. Hadi bakalım Suriye'ye gel. Niye gelmiyorsun? 911 kilometre sınırları olan Türkiye şu anda tehdit altında, niye gelmiyorsun? Neden? İsim mi açıklayacağım? Gel. Adil davran, adil. Sadece kuru kelamlar bizi doyurmuyor. Bunlara da inanmıyoruz artık. Samimi olun, dürüst olun. Üzerinize düşen görevi de yerine getirin. Maalesef bu konularda çok dertliyiz. Lafa geldiğinde insan hakları konusunda mangalda kül bırakmayanlar, bölücü örgütün insan hakları ihlalleri karşısında dut yemiş bülbüle dönüyorlar. Lafa geldiğinde çatışma bölgelerindeki çocukların, kadınların, sivillerin hakları diye ortalığı inletenler Suriye'de, Irak'ta adeta gözleri görmez, kulakları duymaz hale geliyorlar. Çünkü bunların hiçbirinin derdi, ağızlarından dökülen kelimeler, kavramlar, değerler değil. Bunların tek derdi, parıltılı ambalajlar içinde kendi çıkarlarını korumak, her şeyi bu uğurda kullanmaktır. Bunların tek amacı, coğrafyamızın petrolüdür, gazıdır, yeraltı ve yerüstü kaynaklarıdır. Bunun için teröristleri dahi kullanmaktan çekinmemişlerdir. Türkiye'yi yıllarca DAEŞ'a karşı yeterince iyi mücadele etmemekte suçlayanlar, tüm çabamıza rağmen kendi ülkelerinden bu örgüte katılmaya giden on binlerce kişiye hiçbir engel çıkarmamışlardır. Kendi ülkelerinin pasaportuyla ülkemize gelip buradan başka yerlere gidenlerin hesabını bizden sormaya kalkanlar, şimdi PYD ve YPG'ye katılmak için gelenler konusunda da aynısını yapıyorlar. Suriye'den giden tabutların üzerindeki o paçavralar, terörle mücadele konusundaki riyakarlığın canlı birer ispatıdır. Daha da ötesi, her ne kadar en tepelerindeki yöneticiler bizimle konuştuklarında aksini söylüyor olsa da, diğer her seviyede alenen ve resmen terör örgütünün yanında yer alan devletler var. Bu vahim durum dünyamızı hiçbir ülkenin terör örgütleriyle olan ilişkilerinden dolayı sorgulanamayacağı, yaptırıma tabi tutulamayacağı tehlikeli bir yere doğru sürüklüyor. Kimsenin şüphesi olmasın, bu felaket denen büyük zararı şu anda
terör örgütleriyle al takke ver külah ilişkisi içinde olanlar görecektir. Çünkü bölgemizdeki devletler başta olmak üzere siyasi ve ekonomik güçsüz ülkelerin zaten başları yeteri kadar sıkıntıdadır. Diğerleri ise bu konularda hem talimsiz hem de dayanıksızdır. En küçük bir hadisenin dahi çok büyük kaosa, çok büyük korkuya yol açtığı bu ülkelerin terörün gerçek yüzüyle muhatap olduklarında düşecekleri durumu biz düşünmek dahi istemiyoruz. Biz hem terör örgütleriyle yürüttüğümüz amansız mücadeleyi hem de ikaz görevimizi sonuna kadar yerine getireceğiz. Türkiye tarihinde sömürge ayıbı olmayan, işgal lekesi bulunmayan tek ülkedir. Bana izin verdirtmesinler. Biz bu işgal güçlerini çok iyi biliriz. Bunları çok iyi tanırız. Biz sadece hem kendimiz hem de dostlarımız için güvenli ve müreffeh bir gelecek istiyoruz. Yaptığımız bu. Terör örgütünün ve onu destekleyenlerin Suriye'de neyi amaçladıklarını onları da çok iyi biliyoruz. Onun için de onların üzerine gidiyoruz ve gideceğiz. Ama kimse bize yan yapmasın. Yanlış bakmasın. Eğer bize yanlış bakarlarsa o zaman iki parmağımız bunların iki gözünde olur. Bunu da iyi bilecekler. Bunlar zannettiler ki bu PYD denilen, PYD denilen, bunlar zannettiler ki biz en doğudan başlayıp en batıya kadar biz ilerleyelim. Türkiye sadece seyreder. Türkiye sadece laf eder. Geç o işi, geç. Geç o işi. O senin dediğin Türkiye eskide kaldı. Bugün başka bir Türkiye var. Bugün başka bir Türkiye var. Ve biz tek bir masum bile maddi manevi zarar görmesin diye kendi askerlerimizin hayatını riske atarken teröristler gözlerini kırpmadan çocukları, kadınları, sivilleri katletmekten çekinmiyor. Hep söylüyorum. Burada bir kez daha tekrarlıyorum. Eğer biz teröristler ve Suriye'de yaptıklarını gördüğümüz kimi ülkeler gibi vicdanımızı, ahlakımızı, hassasiyetlerimizi rafa kaldırmış olsak Afrin'i ele geçirmek 3 günlük işti, 3 gün. Ama biz çok hassasız. Suriye'de, Humus'un, Halep, Şam'ın, o kenar mahallelerinin, Dera'nın, Rakka'nın, Hama'nın, Deruzur'un, İdlib'in nasıl yerle yeksan edildiğini gayet iyi biliyoruz. Biz onları gördük. Acımasız yaptılar bunları. Varil bombalarını nasıl indirdiklerini çok iyi biliyoruz. Irak'ta Musul'un, Bağdat'ın, Felluce'nin ve Danice şehirlerin nasıl hoyratça inkaza çevrildiğini çok iyi biliyoruz. Daha da ötesi bu şehirlerdeki yıkımın ve can kayıplarının öyle sadece çatışmayla açıklanamayacağının, bunun ötesinde kasıtlar olduğunu da çok iyi farkındayız. Ama biz onlar gibi olmadık, olmayacağız. Biz hem dinimiz hem de kültürümüz gereği asla yıkmanın, yok etmenin peşine düşmedik, düşemeyiz. Biz millet olarak tarihimiz boyunca hep kuruluşun, dirilişin, yaşatmanın peşinde koştuk. Bugün de aynısını yapıyoruz. Cerablus'u, Errai, Azez'i, Elbab'ı nasıl teröristlerden temizledikten sonra elektriğinden suyuna, eğitiminden sağlığına, tüm altyapı ve üst yapı hizmetleriyle ayağa kaldırmışsak Afrin'i de öyle yapacağız. Ardından teröristlerden arındırdıktan sonra Münbiç, Ayn el-Arab, Tel Abyad,
Rasulayn, Kamışlı, buraları da teröristlerden temizleyeceğiz. Çünkü biz işgale değil, kardeşlerimizi, bizden eleman isteyen kardeşlerimizi terör örgütlerinden kurtulmaya ve kendilerine aydınlık bir gelecek kurma mücadelelerine destek vermeye gidiyoruz. Amacımıza ulaştığımızda da asla oralarda kalmayacak, sınırlarımızın güvenliğini sağlama alarak kendi topraklarımıza döneceğiz.